Gökhan'ın O Ses Türkiye'deki unutulmaz anlarından unutamayacağımız görüntüler bizim sevgili montaj ekibimizin, bütün sezon perde arkasındaki kahramanlarımızdan, montaj ekibimizin o güzel montajıyla sahneye geliyor şimdi. Ben mesela uçarım mesela. İlk defa O Ses Türkiye stüdyolarından birisine sesleniyorum. Ya! Ya yeter! Evet, yakışıyorlar. Allah! Yani sebebini önce söyleyeceksin ya. Ya bir de bana daha... Gözünü seveyim ya. Onu kim kırdı acaba? Bilmiyorum ki. Genç sesler veriyor Türk müziğinde. Haftalarca uğraştı ve sonunda koltuğu kırdı. Tebrik ediyoruz Gökhan'ı. Ya o delikten bakınca ya. Ne görüyorsun oradan bakınca? Ondan dolayı yeni bir şey yapmam çıkardı. Gerekiyor. Aa, ya gördün mü? Aa. Herkese söyleme. Ne yazıyor? Onun şanslı ya. O Ses Türkiye'nin en şanslı yarışmacısı. Değil mi? Arkadaşlarım bana gelmeden önce dedi ki... Kimse dönmese Gökhan yanlışlıkla döner dedi ya. Ve üzerine bir kere iki kere yaptık değil mi? Çok fazla değil. Abicim şunu bir kapattır artık. Zaten işe yaramıyor. Gözünü seveyim ya. Oturan jüri üyelerimizden istediğini seçebilirsin şu anda. Aslında Gökhan Bey de döner diyordum ama. Gökhan şu anda kendi etrafında dönüyor. Boyutu. Artık boyut atladı. Yiyerek dolaşıyor ya, yiyerek. Gökhan. Aynen. Kamera kayıtta. Afiyet olsun. Yani sen de atıyorsun ağzını orada. İkisi duruyor, aradan kafayı uzatmış bir şey diyorsun. İlk rap bu. İlk rap bu. Hayırlı olsun. Bir şey söyleyeceğim. Sen ne yapıyorsun orada? Gökhan nerede şu anda biliyor musunuz? Finalde olacağı yerde. Hiçbir tane yarışmacımı çıkartamayacağımı düşünüyor arkadaşlar. Sizce öyle mi? Hayır. Ona güzel bir koltuk yaptıracağım burada beraber. Şöyle yapacağız Gökhan'ım. Esra hoş geldin. Hoş bulduk. Sus. Esra'yı dinleyelim. Bu rol çalmak. Bu senin taktiğin. Evet, otur bu rol yerine. Rol çalıyor. Otur. Yok öyle bir şey Maser abi. Pamuklar sen içinde sağlıklar. Sen de orada lemonlu oralarda dolaşma artık. Yeter buralarda dolaşıyorsun. Yeter ya. Valla bu programda format olarak biraz ayağa kalkma olsa saatlerce oturuyoruz. Nasıl oturur insan bu kadar uzun süre? Ben anlamıyorum ki. Benim koltuğum bu daha rahat, seninki mi? Seninki daha rahat. Benimki çakma bar koltuğu. Rahatsız oldu, koltuğa bak ya, bin uyu yani. Gökhan sen nasıl buldun? Ben de çok enerjik bir şarkıydı. Sen de çok enerjik dinledin maşallah. Ya şu ışıklar mahvetti beni ondan dolayı. Ya bu ışıklar, söylüyorum İsmail'im, mahvoluyorum. Şunlar mı şu? Rüzgar.
rüzgar vuruyor İsmail yüzünden. Orada air condition'ı kapattırmadı. Hey! İsmail gözünü seveyim şu air condition'cıyı bir söyle kapatsın. Biraz kıstırsan benimkileri. Rahatsız olmam gerekiyor. Kıstı şu. Ah, oldu mu bak bakayım. Ama o karanlık. Çok karanlık. Ha, iyi çok iyi oldu. E seni göremiyoruz. Görüyorsunuz. Görmüyorum. Böyle öyle bir geliyordun ki yağ gibi. Çünkü Gökhan yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama. Kesinlikle doğru. Şarkının... o sırada İsmail müdahale etmişti. Aha, tişörtünde galiba anladım. Bir problem peki. Var değil mi? Ya benim bu tişörtlerinden ne istiyorsun? Geçen Gökhan, sefer tişört... ben şey söyledim. Gökhan tişörtte sigara varmış abi. Ne olacak canım? Aa. Tişörtteki adam sigara içiyorsa biz içmiyoruz. Ha, yasak ya. Geçti. Bak görüyor musun sigarayı? Yaklaşık 18 sene önce Türkiye'de RTÜK diye bir kurum kuruldu. Ben sadece RTÜK küfürü önlüyor zannediyordum. Neye göre seçeceksin yani şimdi? İkisi de güzel okudu yani. Neye göre seçeceksin? Hmm. O zaman sana bir tane soru soracağım. Sağ mı sol mu? Hayır yapmayın. O zaman Mısır abi sen yaparsın. Sağ mı sol mu? Yapma öyle abi. O maçıya sorayım. O topa da girme. Gözü tarafına mı çeksen ya? O nasıl? O zaman bunu kafanda yap. Aynen. Kafanda yap. Kafamda o, nasıl atarım ya parayı? Mahsar'da... Bu sezon efsane çekişmeli bir sezon olacak. Sen daha çekişemedin bak. Hayır. Hadise ne yapsın? Çok güzel yakıştı. Diyemedim, 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 diyemedim. Gururum engel oldu. Gitme kal diyemedim.